Merhabalar, Sevcan İpar ben. Cansın İpar, kızım 9 yaşında, tip 1 diyabetli. Artık bu tip 1 diyabetliği çok güzel söyleyebiliyorum, daha rahat söyleyebiliyorum. Tabii ki zor yanları da oldu, olmuyor değil. Nasıl, ilk tanı nasıl konuldu diye sorular var. Nasıl anladınız? Kaç yaşında, işte genetik miydi? Aslında böyle bir şey hiç konduramamak mı diyelim, bizim böyle bir farkındalığımız yoktu. Bir titreme, karın ağrısı, bir mide bulantısı halinde oldu. İlk başta biz çok fazla ateşi çıktı, bundan dolayı oldu diye düşünmüştük. Ateş değilmiş, hastaneye gittiğimizde fark ettik. Hastanede bizim en çok gördüğümüz şey sürekli parmakların delinmesi ve kan ölçümü yapılması. Sürekli günde neredeyse 12-15, bazen ben çok pimpirikli olduğum için 18 kez kan ölçüyorduk. Ve bu nasıl olacak dedim. Yani bir çocuğun parmakları ne kadar delinebilir? Ve her bir şey yemeden önce sürekli bir kan ve nerede olursak olalım ölçüyoruz. Ya bunun bir çözümü olmalı, ne olmalı diye. Yani bu gerçekten inanılmaz ve her kullandığımızda binlerce kez dua ediyorum ve bence binlerce kez bir anne babanın da duasını aldığını düşünüyorum. Bu anlamda gerçekten inanılmaz güzel. Neden? Aynı zamanda da şöyle bir şey var. Buna her defasında uyarı geliyor telefonuma. Yani düştüğünde, yükseldiğinde, sadece düştüğünde, yükseldiğinde değil, aynı zamanda daha da düşecek. Az düşecek bu ayarda. Ciddi bir yükseliş var gibi. Mesela Cansın arada kaçamak yaptığı zaman bir bakıyorum çift ok. Kalbimden çifte vuruluyorum. Bazen de bakıyorum. Aa diyorum, dengesini bozmamış. İyi seyirde gidiyor. Bazen ciddi bir düşüş yaşıyor. Aslında Cansın'ın yani duygu ruh durumunu görüyorum gibi bir şey oluyor Dexcom'da. Bu bence gerçekten paha biçilemez bir durum. Parmak ucundan da ölçüm yapıldığında, Dexcom'dan da baktığınızda birebir ölçümü görebiliyorsunuz. Neden güzel? Bir kere hayat kalitesini çok iyi arttırıyor. Yani kanını ölçtü mü, ne zaman ölçtü, ne zaman yemek yiyecek, şimdi kaçtı, biraz önce... Bunları düşünmüyorsunuz çünkü anne, baba, bireyler, herkes kan şekerinin değerini güncel olarak görebiliyor. Ne kadar düşüşte, ne kadar yükselişte gibi hayat kalitesini bir kere fazlasıyla arttıran bir şey. Çünkü endişeyi ve stresi bir kere ortadan kaldırıyor. En güzel tarafı da aslında vakit geçirme kısmının daha değerli ve kaliteli olması. Çünkü düşünsenize, yani telefonunuzu açıp "Aa, şekerim buymuş" diyorsunuz. Bunun kadar büyük bir kolaylık yok. Çünkü öbür türlü sürekli bir kan şeker ölçümü, sürekli bir delmek durumunda kalıyoruz ortamda. Kim olursa olsun, ne olursa olsun gibi. Ya öyle işte. Ya yerim. Mutluluktan şekeri yükselmiştir. Tamam, kalk sen, biz hallederiz.